Evet, cümleten selamünaleyküm sevgili YouTube. Bugün karşınızda Agartha'yı oynayacağız. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Haydi bakalım. Bizatihi ahlaken doğru olana göre değil de sağlayacağı yarar ve kazanca göre iyi bir insan olmaya ikna oluyorsak iyi değil, uyanık biri oluruz. Marcus Tillo. Yozlaşmış bir dünyada yaşıyoruz. Kimilerinin güçlü, kimilerinin sen olduğu bir dünyada. Herkesin merak ettiği ve tanıştığı gün aslında hiç tanışmamış olduğu birisi var. Sen de tanışmak istiyorsun. Ölüm. Birisi diyorum çünkü bir trafik kazasında ölürseniz ya sizin ya da karşı tarafın yüzünden ölürsünüz. Tamam. Bu da ölümü birisi yapar. Bir çatışmada ölürseniz sizi karşı taraf öldürmüştür. Bu da ölümü birisi yapar. Eğer kalp krizinden ölürseniz sizi kimilerine göre Azrail öldürmüştür. Bu da ölümü birisi yapar. Asıl sorun sizi bu noktaya getiren ve hakkınız olanı sizden çalanlar. Yaşadığımız dünyada hakkınız olmayan bir şeyi elde ettiğinizde aslında birisinin ölümünü hızlandırdığınızı biliyor muydunuz? Ben haksız şekilde bir şey elde eden insanların birisiyim. Oha. Evet, artık kim olduğumu biliyorsun. Tabii şimdi benim ahlaki değerlerden yoksun bir cani, etik ilkelerden bir haber bir barbar, yaşamından zevk almayan sıradan bir katil olduğumu biz düşünebilirsin. Katiliz. Aslında herkesten daha yüksek etik değer ve ahlaki kriterlere sahip olduğumu söylesem, şaşırır mıydın? Şaşırırdım. Peki, sana bunu kanıtlarsam, beni serbest bırakır mısın? Bırakırım. Sana bir soru. Silahı tutan kişiyle namlunun ucundaki kişiden hangisinin suçlu, hangisinin suçsuz olduğuna kim karar verir? Yasa mı? Ahlak mı? Ahlak. Yoksa ikisi birden? İkisi birden. Ben sana anlatayım komiserim. Komiser. Amerikalıların cerrah lakabını taktığı ve tüm dünyada aranan seri katil dosyasının bugün 30. yıl dönümü. Bu 30 yılda cinayetlerinin arasında birçok ülkeden senatör, savcı, iş insanı ve hatta Papa 14. Pius'un da olduğu bilinen 128 cinayetin dosyası hala kapatılamadı. Oha. Tüm ülkelerin istihbarat ve güvenlik teşkilatları bu kana susamış katili yakalamaya bir adım bile yaklaşamadı. Yeri geldi birçok ülkenin hükümeti bu katilin yakalanmasını seçim vaadi olarak kullandı. Yeri geldi bu dosya yüzünden iktidarlarını kaybetti. Şimdi haber merkezimizin bu dosyayla alakalı hazırlamış olduğu mini belgeseli sizlere aktarıyoruz. Selamlar falan. Bu adamın raconu tüyü bırakmak. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Memento Mori. Ölümü hatırla. Bu adamın raconu tüyü arkadaşlar. Tüy raconu. Komiserim, acil gelmeniz lazım. Gelelim. Niye? Devrem. Yara olduğunu söyleyeyim mi? Adam geldi. Yine mi amına koyayım? Vallahi kimliği mimliği yok. Veri tabanında da çıkmadı. Ne yaptınız peki? Ne olur ne olmaz diye sorgu odasına koyduk. Öyle oturuyor. Git geliyorum. Cama bakma. Biz katiliz. Cama bakmıyorum. Psikopat gibi duracağım. Hiç bakma. Bu komiserim. Acaba tüyleri Sultanahmet Meydanı'ndaki güvercinlerden mi yoluyor? Assassin Pau hoş geldin. Yalnız oyun güzel olmuş gibi ha. Demosunu oynamıştık. Demek cerrahsın.
Sana diyorum, alo. Tam psikopata oynayacağım. Ben öyle bir şey söylemedim. Arkadaşlara öyle söylemişsin. Onu siz söylediniz. Tamam, ne diyelim o zaman sana? Bana ne diyeceğine beni tanıdıktan sonra karar versen daha iyi olur. Baksana bakışlar oğlum. Hepimiz emanet isimlere sahibiz. 2-0. İbrahim ismini sana babam vermişti değil mi? Kimsin lan sen? 3-0. Adın ne oğlum senin? Robo. Anlamıyorsun değil mi? Hatta inanmıyorsun. İnsanoğlu olan her şey için bir kanıt arar. Ses kafamda dönüyor. İşte iş biraz garip. Yani yeryüzünde olan her şey için kanıt ararken dinler için bu geçerli değil. Bak birader. Veri tabanında yoksun. Nereden geldin, nereye gidiyorsun belli değil. Sigara içebilir yani miyim? Şu an istesem seni nezarete tıkarım. Kimseye de haber vermem. O yüzden şimdi efendi ol, kim olduğunu anlat bana. Ha? Hadi koçum. Bir gün iki arkadaş bir hazine bulmuşlar. Aha! Hazineyi paylaşma konusunda sorun yaşayıp kavgaya tutuşmuşlar. Kavga büyümüş ve biri diğerini öldürmüş. Tam bu sırada yoldan geçen üç kişi bu adamı görmüşler. Hemen yanına gidip sormuşlar. Ne yapıyorsun diye. O da demiş ki, eğer bu hazineyi beraber taşırsak, kavga etmeden ve sonunda güzelce paylaşırsak bu hazineyi bölüşebiliriz demiş. Ama tabii karınları açmış. Önce yemek yemeleri gerekiyormuş. Hemen bir plan yapmışlar. Hazineyi bulan adamı yemek almaya göndermişler. Sonra hazineyi götürmüşler. Hazineyi bulan adam yemeği almaya gittiğinde bu üç arkadaş konuşmuş. Adam geldiğinde önce adamı öldürürüz. Sonra güzelce karnımızı doyururuz ve hazineyi götürürüz. Çakallara bak lan. Neyse, adam gelmiş. Bunlar adamı öldürmüşler. Sonra oturup bir güzel yemek yemişler. Hazineyi alıp yola çıkmışlar. Varmak istedikleri yere geldiğinde hepsi ölmüş. Neden biliyor musun? Açgözlülük. Çünkü yemek almaya giden adam... Ayda! Niye anlattın bana bunu? Aç mısın? Açgözlülük, yozlaşma, açgözlülük, haksızlık. Bunlar insana ölümü unutturuyor. Ama ben hatırlatıyorum. Bu hikayede benim kim olduğumu da anlarsın. Zehir misin? Hazineyim. Zehri yapan kişi benim. Tutturamadım. Kimsenin görmediği, bilmediği. Ama sen bana inanmıyorsun. Yukarıdan emir geldi. Oğlum oyun harbi güzel duruyor lan. Aytaç Gündüz'ü nereden tanıyorsun? Bu sabah onunlaydım. Ha. Yüksek mevkilerde tanıdıklarım var demek. Hayır. Kim olduğumu bilmek istiyorsun. Anlamak, inanmak, değil mi? O zaman yeni o başladım. Adresi bir kontrol edin bence. Öldü. Aleykümselam. Inflames hoş geldin. Adam çok iyi oynuyor ya. Oyuncular iyi. Komiserim Aytaç, beni ailesine haber verelim mi? Yurt dışındalarmış. İçişleri Bakanlığı'na haber verin. Cerrah'ı yakaladık. Basın duymasın. Berke hoş geldin. Dotuyu masaya koyacak. Kaç yaşındasın sen?
Aynı yaştayız. Dalga mı geçiyorsun lan bizle? 30 yıldır işleniyor bu cinayetler. Sadece nam yapmaya çalışıyorsun. Ya da taklitçi bir katilsin. Tam psikopat da. 2 saat önce. Cerrah Paşalı. Baksana masaya bilgisayarı koyuş şekli bile psikopat şekli. Öyle kullanan var mı masayı ya? Cemal Korkmaz, emekli İstanbul Emniyet Müdürü, 1954 soru işareti. 1978 yılında ülkedeki sağ sol çatışmasından faydalanarak aralarında öğrenci liderlerinin de bulunduğu birçok solcu aktivisti öldürdü. 1978 yılında hakkında açılan davaların kapatılması için görevli hakime rüşvet verdi. 1979 yılında hakkında araştırma yapan gazeteciler öldürdü ya da öldürttü. 1979 öldürdüğü gazeteciler hakkında açılan soruşturmada delilleri yok etti. 1980-1983 yılları arasında yakın arkadaşı olan Mehmet Gündüz ile beraber birçok kişiye işkence etti. İşkence için kullanılan depo ilerleyen yıllarda onun suçlarının işlendiği mekan haline geldi. Oğlu İbrahim Korkmaz da bu depoyu kullanmaya başladı. 1980-2004 yılları arasında öldürdüğü ya da öldürttüğü birçok kişiyi, karısı da dahil, Kilyos'ta bulunan dağ yamacına gömdü ya da gömdürttü. 1986 yılında hakkında açılan dava sonucunda İstanbul şehrinde büyük bir temizlik yapıldı. 1989 yılında daha önce hakkında açılan dava için delil yerleştirerek başka birisinin suçlanmasını sağladı. İbrahim Korkmaz, 2004 yılında baktığı bir dosyada delilleri yok etti ve suçlanan kişilerin serbest kalmasını sağladı. 2005 yılında aynı dosyada sahte delil yerleştirerek farklı kişilerin suçlanmasını sağladı. 2006 yılında birçok mafya liderinden rüşvet almaya başladı. 2006 yılında İstanbul'daki eylemlerde lezbiyen kadının gözaltına alınmasını sağladı. Bu önceki adamın oğlu mu? 91 oğlu değil mi? 2010 yılında kara para aklamaya başladı. 2011 yılında kara para aklama ile alakalı haber yapan gazeteciyi öldürttü. Yes, tamam. 2011-2012 yıllarında yapılan eylemlerde aktivist liderleri öldürttü. 2013 yılında rüşvet aldığına dair yapılan haberlerde sahte delil kullanarak kendisi hakkında haber yapan gazetecilerin önce ceza almasını sağladı, sonrasında ise hapisteyken öldürmelerini sağladı. 2018 yılında yapılan uyuşturucu baskından sonra delillerin ortadan kaybolmasını sağladı. 2009-2021 yılları arasında babasının da kullandığı depoyu işkence aldı. Allah Allah, bunlar neymiş aman avayım? Kanıtlarımı sızdırayım dosyalarımı. Kanıt daha çok iş yapar. Dosyaları saklarlar. Bence burada kanıt daha çok iş yapar gibi. Kanıt ya. Emir hoş geldin. Kanıtları hazırladık. Şifresi de 000. Mert hoş geldin. BlackBerry miydi lan o? Komiserim az gelebilir misiniz? Cerrah'ın tüm öldürdüğü kişilerin kıyafetlerinin bulunduğu bir depo varmış. Ya nasıl? Basın şu an haber yapıyor komiserim.
objelerin hangisinin hangi cinayetin kurbanına ait olduğunu şu an kestirmek mümkün değil. Ama içlerinden bir tanesi var ki onu tüm dünya biliyor. O da şurada görmüş olduğunuz Papa 14. Pius'a ait olan papalık yüzüğü. Emniyet güçlerinin bu konuyla alakalı bir açıklaması olacak mı merak ediyoruz. Ama muhtemelen onların da bizim vasıtamızla haberi olacak. Hadi bakalım. Efendim. Buyurun Sayın Bakanım. İnceliyoruz bakanım. Galiba o. Evet, gördük bakanım. Kafaya silik aynen. İnceliyoruz bakanım. Emredersiniz. Siktir! Reyans hoş geldin. Hemen o amına kodumun deposuna ekip gönderin. Tüm basını oradan çıkartın. Kimseye bir şey söylemek yok. Eğer buradan bir haber çıkarsa hepinizi yakarım, anladın mı? Emredersiniz komiserim. Amına koydum bunu. Tamam, inandık. Gerçekler insanları rahatsız eder. İnsanların duyduğu rahatsızlığın nedeni de yıllardır inandıkları bir gerçeğinin olması. Ne anlatıyorsun lan diyor. Basının eline verdiğin bu şeyle kimse senin tarafına geçmeyecek. Taraftar arıyor olsaydım politikacı olurdum. Şimdi artık sorguya geçebilir miyiz? Kelepçe iste. Biz biraz şey olmalıyız. Üstün olmalıyız. Kelepçe isteyelim. Bak şimdi ne bak. Yapıyorsun? Kafa gidecek adamın iyice. Bilmem. Belki de 30 yıldır aradığın adamı kelepçeli sorgulamak istersin. Baksana şu an üstünlük bizde. Baksana. Cüneyt hadi. Çocuk korkudan kelepçeyi takamadı la. Neden teslim oldun? Şu an dünyada bu dosyayla ilgilenen bütün birimler bakanlığınızı meşgul ediyor. Bugün ölen savcı ile birlikte 129 kişinin pisliğini örtmeye çalışıyorlar. Ve ayrıca beni buradan almanın zeminini hazırlıyorlar. Seni kimseye vermek gibi bir niyetim yok. Alırlar onu. Cezanı burada çekeceksin. Kendini fazla önemsiyorsun. Bu konuda sana danışmayacaklar bile. Ben burada olmak istiyorum. Ha. Hani sordun ya. Neden teslim oldun diye. Ben teslim olmadım. Ben zaten tam olarak burada olmak Allah istiyorum. Allah Allah. Lafı dolandırma, düzgün cevap ver bana. Peki. Cevabım seni tatmin etmediyse bir de şöyle deneyelim. Ben çocuklara tecavüz etmiş olsaydım. İnsanları topraklarından sürmüş olsaydım. Sadece işime engel oluyor diye aileleri dağıtıp öldürmüş olsaydım. Beni bu kadar sakin sorgulayabilir miydin? Hatta beni sorgulayabilir miydin? İçtenince yaptıklarıma hak veriyorsun. Ama sinirlisin. Hadi bakalım. Bunun da tek bir sebebi var. Neymiş? Cerrahı tanı, İbrahim'i tanı. İbrahim, cerrah, İbrahim. Cerrahı tanı.
Bir yıl önce. La bu abi, ben nereden biliyorum bu abi? Balıkların hafızasının 5 saniye olduğu doğru mu? Balığına göre değişir. Nasıl yani? 5 saniye olanı da var. 15 yıl olanı da. Nereden biliyoruz? İnsanlardan. Bu abi bir oyuncu da, adaletsizliği 5 saniyede unutan da var. Asla unutmayan da. Bu balık tutma olayı bana göre değil. Balık tutarak vakit geçiren son baba oğul biz olabiliriz. İnsanlar bu aktivitede eğleniyorlar. Belki de yalnızlık iyi geliyor. Bu arada keyifli olur ya balık. Belki tutmak. Belki de seri katil. Ben bu abi bir yerden hatırlıyorum. Bir dizide mi gördüm, filmde mi gördüm? Beni öyle mi görüyorsun? Hayır da. Öyle söylüyorlar. Hatta zorunlu olarak emekli edilen bir askere cerrah diyorlar. İnsanların ne söylediğinin pek bir önemi yok. Dünyanın düz olduğunu söyleyenler de var. Sorun buna inanan insanlar. Acaba baba oğul ikisi de cerrah mı? Neden öldürdüğümü biliyorsun. Aa bak. Biliyorum. Baba oğul yapıyorlar i̇şte bu işi. Bilmiyorlar. Onları kimlerin yönettiğini, kimlerin peşine takıldıklarını. Hiçbir şey bilmiyorlar. Hoş geldin Hüseyin. Baba. Ben hazırım. Bir rahlı ona teslim Biliyorum. Edecek ha? Biliyorum. Bu yüzden artık gidebilirim. Babasından miras, aynen alıyor işi. Zorunda değilsin. Savaşı yöneten insanların tek tutkusu zaferi görebilmektir. Bu benim yaptığım bir savaş değil. Zaferi görmeme gerek yok. Ama sen başarabilirsin. Ben artık yapamam. Ne ruhum ne de bedenim artık buna izin vermiyor. Ama sen yapacaksın. Gerçekleri insanlara ulaştıracaksın. Tek başına mı? Tek başına mı dedim? Bilim gibi ya. Sen kal. Vedaları sevmiyorum. Saygını göster. Son anımızın böyle bir yerde olmasını istiyorum. Boy. Seni başka bir dünyada yetiştirebilmeyi çok isterdim. Sana başka bir miras bırakabilmeyi. Her şey için çok teşekkür ederim. Şimdi emniyete giriş yapıyorum başkanım. Bak koçum, ne bir kimliğin var ne bir bokun. Şimdi sana soracağım sorulara kısa, basit cevaplar ver. Yoksa seni buraya gömerim. Tarih bile var olduğundan haberdar olmaz, anladın? Sinirlerine hakim olmaz. Aa! Bu abla savcı mı? O 30 plaka ne oluyor acaba ya? Çünkü biliyorum.
Bu reaksiyonun, yaptığın hataların dışa vurur. Ama merak etme. Ben hepsini atlatmanda yardımcı olacağım. İbrahim çağır. Komiserim. Ne var? Söylesene kızım. İçişleri Bakanım sizi bekliyor. Haydo. Bunun başından ayrılmayın. Seni tanıyorum. Ya 30 yıldır sahaflık yapıyorum. Sence o kitabı okumamış olmam mümkün mü? Doğru. Ben de yalan söyledim zaten. Yarısına kadar şöyle bir bakmıştım. Bir kahve daha. Olur. Ne yapacak? Kitap mı çalacak? Aleykümselam. Oğlum saçma sapan yorumlar yazmayın ya. Yeni roman mı? Senin için yeni. Benim için değil. Yine çift cevaplar. Oo, Deniz Bey hoş geldiniz. Deniz. Ben kahvesini getireyim. Buyur abi ya. Alçı olacak. Biliyorum yalnız oturmayı seviyorsun ama bugün oturabilir miyim? Kalkıp gidiyormuş. Raconu var baba bu adamın. Bu adamın bir raconu var ya. Sohbet etmek istemiştim. Ya hep oradan doğru konuşuyoruz. O da 3-5 cümleyi geçmiyor. Ama madem öyle, Serap ben. Deniz. Adımızı bunca zaman sonra öğrenmemiz de. İlk defa bu kadar yaşlı bir deniz görüyorum. Bütün denizler yaşlıdır. Çok kitap okuyunca dünyayı farklı görüyorsun galiba. O ne hakkında? O ben de çöl. Sıkılmış ve insanlığa karışmış bir tanrıyı anlatıyor. Kim lan bu Nazmi? Arayıp duruyor. Bu kadar mı? Kısaca. Okumak ister misin? Ama bitirmedin daha. Altıncı okuyuşum. Abi buraya mı bırakayım masaya mı? Abi harbi tehlikeli ha. Ne iş yapıyordun? Sen? Önce ben sordum Lisa. Emekliyim. Önceden değil, şu an ne yapıyorsun? Memur. Vergi dairesinde. Bak tekrar söylüyorum. Sende ne deniz tipi ne memur şekli var. Ama kitap için teşekkürler Deniz Bey. Sessiz kal.
Bu adamın raconu var Johnny. Yavaştan da var. Hayırdır gençler? Şşş. Moruk, devam et. Hadi dayıcım, ikilen. Dayıcım ne bekliyorsun sen burada ya? Siktir git demedik mi sana? Hadi! Ne bakıyorsun amcacığım? Siktir git dedik ya sana. Hadi anlamıyor musun? Ne oluyor lan? Dayıcığım. Dur. Bir şey mi var abicim? Anlıyor musun yukarıdakini? Bize çalışıyordu. Sen aranıyorsun. Gel lan ara. Biz bu işi yapıyoruz abicim, rahat ol. Bunlardan çok var bizde. Bak aşağıki sokaktaki mekan bizim. Gel bir ara ayarlarız. Ha? Yürü gidelim. Abi adam. Lan yürü. Kadın öldü lan. Bakanım hoş geldiniz. Bırak şimdi girizgahı, otur şöyle. Oho! Anlat bakalım, ne öğrendiniz? Kim olduğunu bilmiyoruz. Veri tabanımızda da hiçbir kayıt yok. Arkadaşlar detaylı araştırma yapıyorlar ama oradan da bir sonuç çıkacağını sanmıyorum. O olduğunu nereden biliyoruz peki? Bu sabah savcı Aytaç Gündüz öldürüldü. Yerini bize o söyledi. Basına da haberleri o yaydı. %100 o. Hazırlıklı gelmiş şerefsiz. Niye teslim olmuş? Hiç bilmiyorum. Kaç saattir herifi sorguluyorsun? En ufak bir şey bile öğrenemedin mi? Sayın Bakanım siz girin sorguya. Sabahtan beri kaç büyükelçi, kaç üst düzey yetkili, kaç ülkeden beni aradı haberin var mı senin? Ve benden cevap bekliyorlar. Herif hangi milletten? Adı ne? Tonla soru soruyorlar. Hemen bu herif insanları niye öldürmüş? Niye böyle bir manyaklık yapıyor? Akıl sağlığı yerinde mi? Her şeyi öğren. Çık dışarı. İbrahim. Bu herif senin, benim ya da üst düzey yetkililerden herhangi birinin hakkında abuk subuk bir şeyi ortaya atarsa ne olur biliyor musun? Ne olur biteriz. İpimiz çekilir. Ama ben sana bir saat veriyorum. Bu bir saat içinde bu herifin otunu bokunu öğrenmezsen önce ben senin ipini çekerim, anladın mı? Sayın Bakanım, tehdide gerek yok. Tehdide gerek yok. Ben şimdi valiliğe geçiyorum. Gelişmelerden beni haberdar et. Kolay gelsin. İstihbarat şubeden de sana desteğe gelecekler. Emredersiniz bakanım. Masaya bir yumruk gelir. Adam çok güzel oynuyor. Ulan. Güç böyle bir şey. Bir noktadan sonra kimsenin bir şey yapamayacağını düşünüyorsun. Afiyet bal şeker olsun. Ama aslında tam da o anda zayıf düşüyorsun. Aynen öyle. Bir mafya lideri neden tek başına tatile çıksın ki? Pardon. İş kadını. Mafya mıymış bu abla?
Kötü müsün? Yemek yasak, yiyemezsin. Şöyle yüzeysel bir araştırma yaptım. Yılda 400 ton altın kaçırıp farklı ülkelerde, farklı politikacılarla bölüştüğünü öğrendim. Senin bundan haberin var mıydı? Hayır, hiçbir şeyden haberim yoktu. Vallahi yoktu. Kaç kişinin hayallerini, parasını gasp ettiğini, sadece yaptığı ticaret aksamasın diye kaç kişi öldürdüğünü... Harbi ya, ne para dönüyordur oğlum. Nereden bileceksin değil mi? Dur, hoş geldin, 11. ayı. Sonuçta parası var ve iyi sikişiyor. Morfi hoş geldin. Eyvallah, 5 kişi haber gidilmiş. Fahişeyi öldür. Ben bu kadını öldürecek sandım. Dur bir dakika. Onu dert etmeyeceğini düşünüyorum. Zira tanımıyordum. Babam sadece hedeftekini öldürürdü. Ben şu an bir istisna yapmış olabilirim. Neyse. Yemeğim bitmiş. Zamanımız doldu hanımefendi. Raconu bozdum. İstemiyorum. Senin gibi insanların acı çekmeden, sefa içinde uzun bir hayat yaşamalarını istemiyorum. Ben bu yüzden varım. Bu kadını öldüreceğiz. Diğeri yanlıştı. Mafya lideri la. Çıkın. Evet cerrah bey. Bu ismi sevmiyorsun ama gerçek kimliğine ulaşamadığımız senin de ısrarla ismini söylemek yerine sistemin felsefesini yapmandan ötürü böyle hitap etmek zorundayım. İdare et. Bir kişiyi yanlış öldürdüm orada ya. Şimdi şöyle. Bu kameralar bu dakika itibariyle kayda giriyor. Bu kayıtlar suç işlediğin tüm ülkelerin yetkili birimleriyle paylaşılacak. Sorgu istiyordun. Al sana sorgu. Ha bu arada istihbarat şubeden de gelecekler. Yolladırlar. Hata edersin İbrahim. Şimdi söyle bakalım. İsterseniz size başka bir adres verebilirim. O adresteki hanımefendiyi görünce az önce şurada bekleyen Metin adlı memur arkadaş çok sevinecek. Lan niye sevinen? Dövme olayını ben de bilmiyorum ki hiç, yaman. Mutlu muydu? Kim? Metin. Sonuçta onurlu bir polis olan babasını işine engel olduğu için öldüren kadını ona teslim ettim. Ama öyle. Ya da diri. Fark etmez. Skabrax eyvallah. Hoş geldin. 19. ayı. Neden böyle bir şey yaptın? Adalet için.
Eğer insanlar yeteri kadar güçlü değilse hakkı olanı alamayabiliyor. Adalet bazen gecikebiliyor ya da hiç gelmiyor. Öldürdüğüm insanlarda gördüğüm ve tecrübe ettiğim his şuydu ki sanki ölüm çok uzaktaymış gibi yaşıyorlar. Tıpkı o kadın gibi. Tıpkı bugün bulduğumuz savcı gibi. Ama artık siz de mutlu olabilirsiniz. Metin artık kabus görmeyecek. Babasının katilini adalete teslim ettim. Kendinde adalet olduğunu mu düşünüyorsun? İşte o kadını öldürmeyecektim. Hayır. Ama sizde var olmadığını biliyorum. Ve bunu herkesin anlamasını sağlayacağım. Ne oluyor lan? Bölüm 2. Bir görüntü, bir yaşantı veya bir davranışın daha iyi kavranmasını sağlamak için... Bak okuyamadım ya. Vallahi siz de yorumunuzu yapın. Bence çok güzel gidiyor oyun ya. Oyunculuklar falan mükemmel. Geçtiğimiz aylarda aracın kontrolünü kaybederek bir polis memurunun ölümüne sebebiyet veren ünlü iş adamının oğlu Serkan Yıldırım bu sabah çıkarıldığı mahkemede beraat etti. Kaza esnasında yüksek promil alkolü olduğu bilinen Yıldırım'ın beraat kararı kamuoyu tarafından tepkiyle karşılanırken kazada hayatını kaybeden polis memurunun eşi Naz Yıldırım konuyla alakalı açıklamada bulunmadı. Pencereden bak. Saklanmak mı lazım, karşılamak mı lazım? Şimdi burada biraz karşılasak sıkıntılı olur gibi geliyor Johnny bana. Saklanmak daha mantıklı gibi bence. Neyin geldiğini bilmediğim için sıkıntı olabilir. Saklanalım. Neyin geldiğini gördük, saklandık. Direkt saklanmadık yani. Niye bastın ona kızım? O bebe. Araba kazası yapan değil mi? Serkan herhalde. Başın sağ olsun. Ortak bir noktamız var. İkimiz de yakın zamanda çok sevdiğimiz birini kaybettik. Gerçi o bunları görseydi amatörlük olarak adlandırırdı. İnsanın doğuşunu görmekten hep kaçarız. Babası mı ölmüş? Ama ölümünü görmek için hep birlikte koşarız. Onu öldürmek için gün ışığında geniş alanlar ararken... Aleykümselam.
Yaratmak için en karanlık yerlere gizleniriz. İnsanı yaratmak için utanmak ve gizlenmek bir ödev. Öldürmekse birkaç erdemi bir araya getiren bir şereftir. Yani biri günah, ötekisi sevap. Silahını indirdi. Oğlum altına sıçarsın, evde böyle bir şey oluyor. Adamın teki geliyor, tüyü elinde sana bir şeyler anlatıyor. Altına yaparsın. Acaba bu tüy şeyden mi geliyor? Hani bok gibi insanlar bokun üstüne tüy dikmek gibi. Öyle bir racon mu acaba ya? Mantıklı olabilir bu arada ya. Uyuttuğum doğru değil. Garip. O da böyle söylemişti. Başın sağ olsun. Masum insanların ölmesi, ona ve birçok kişiye yapılanlar onu bu noktaya getirdi. İnsanın kendi kaderini yazacağını biliyordu ve sadece bunu eyleme döktü. Dur, ben de anlamaya çalışıyorum. Kimse onun hayatına karışmadan o kendi kaderini yazdı. Aynen, dead for you. Ben neden de onu dedim. Çünkü yaşamak kadar ölmek de tercih ve haktır. Ben ona saygı duyuyorum. Ama o senin baban. Sigara yakma. Saygı. Kararına saygı duyduğumu söyledim. Onayladığımı değil. Neden devam ediyorsun? Çünkü diğerleri karşılık veremeyecek kadar güçsüz. Benimle tanışmaktan korkmuyor musun? Sonuçta seni ele verebilirim. Yok, sıkıntı yok. Bu aldığım büyük risk. Sence şu an risk altında olan ben miyim? Tak! Bir bıçaklarım ama seni. Ama haklısın. Yaptıklarımı risk olarak görmen normal. Seninle tanışmam, karşılaşmam, konuşmam. Ama yakında herkes her şeyi öğrenecek. Tek bir şey hariç. Ne? Bu oydu lan, doğru. Tüm bu cinayetleri siz mi işlediniz? Ben cinayet işlemedim. Bu cinayetlerden siz mi sorumlusunuz? Hayır. Kim peki? Bu odada olan ve izleyen herkes. Eğer adaletinizi eşit dağıtmış olsaydınız, şu an bu odada olmayacaktık. Bu 129 kişiyi siz öldürmediniz mi? Evet. Az önce bu cinayetleri ben işlemedim dediniz. Soruyu yanlış soran sizsiniz. Ben cinayet işlemedim. Papa'yı neden öldürdünüz? Biliyordum. Diğer 128 kişiyi umursamayacağınızı biliyordum. Sorumu tekrar soruyorum. Papa'yı neden öldürdünüz? Paolo Rosso, Flavio Bianchi, Sergio Romano, Angela Costa. Bu çocukların nerede olduğunu İtalyan arkadaşlarınıza sorabilirsiniz. Belki onlar neden öldürdüğümü söylerler. Roberto Carlos. Tabii. Eğer yaşıyorlarsa. İtalyan değil ki lan Roberto Carlos. Yanlış espri yaptım. Öldürdüğünüz insanların neden kalplerini çıkartıyordunuz? Çünkü ihtiyaçları yok. Peki tüy? Bak, benim dediğim kesin benim dediğim. O bir simge. Hatta basit bir simge. Bunu anlamış olmanız gerekiyor. Kesin benim dediğim ya.
Adalet heykelini de bu yüzden mi patlattınız peki? Ben patlatmadım. Kim yaptı peki? Var olmayan bir şey temsil de edilemez. O yüzden heykelin parçalanması hiçbir şey ifade etmiyor. En azından benim için. Sorduğunuz hiçbir sorunun benimle ilgisi yok. Sürekli yaptığınız hataların yanlışlarını sorguluyorsunuz. Eğer insanlara sayı gibi bakmayıp onları beslemek yerine hak ettikleri gibi davranmış olsaydınız onlar hayatta olacaktı. Ve sizin hukukunuz kazanmış olacaktı. Birçok insanın vicdanı rahat ve huzurlu olacaktı. Öyle bir konuşuyor ki kimse cevap veremiyor Johnny. Komiserim abi dışarı gelebilir misiniz? Kız tek kaldı şimdi. Chest LSPD. Cerrahın burada olduğu basına sızmış. İçişleri Bakanı sizinle görüşmek istiyor. Nasıl sızmış? Kim sızdırmış? Kız. Kız sızdırdı. Kurşun hayati organlarına isabet etmemiş. Ama çok fazla kan kaybettiği için hayati tehlikesi devam ediyor. Onu tam vaktinde getirmişler. Asıl endişelendiğimiz nokta iç kanama geçirmiş olması. Çok fazla darp etmişler. Teşekkür ederim Doktor Bey. Doktor Bey, şunu imzalar mısınız? Aleykümselam, hoş geldin. Eyvallah Pop Efendi. Sayın basın mensupları ve ekranları başında bizi izleyen değerli vatandaşlar. Son 30 yıldır dünyanın gündeminde bulunan ve birçok kıymetli insanın canına kastetmiş caniyi, emniyet kuvvetlerimizin aylar süren ve gizlilikle yürüttükleri operasyon neticesinde bu sabah 6.30 sularında ele geçirmiş bulunmaktayız. Şimdi ona bir oyun, ona kesin oyun kurdu. Bak şimdi bak izle. Şu an sıçtılar. Şarkı söyler mi bu adam? Bu adam ıslık çalar. Bu adam ıslık çalar. Rungo la strada che mi porterà lontano. O değil mi bu? Tersi oldu. Una vicina libertà. Ölen insanlar hakkında aşağılayıcı şeyler duyuyorum. Sanki bu cinayetlere meşru süsü verilmeye çalışılıyor. Bunların bir geçerliliği ve doğruluğu yoktur. Bu söylentilere inananlar da cerrah adındaki bu caniden farksızdır. Demosunda şimdi da böyle bir şey yaşamıştık. Operasyonu yürüten bilerek ters cevabı seçtiriyor. Emniyet Genel Müdürümüze bırakıyorum. Bura bak, kesin karışacak ortalık, izleyin. Memur arkadaşımla yer değiştireceğiz. Komiserim kendisini çağırdı. Bu da bizden ne ya? Sabahın erken saatlerinde başarılı bir operasyon gerçekleştirdik. Adam giriyormuş. İstihbarat şubemizle ortak yürüttüğümüz bir operasyondu. Hepinizin huzurunda onlara da teşekkür etmek isterim. Devrem. Devrem. Komiserim seni çağırıyor. Yerine ben bakacağım. Ne oldu? Bir sıkıntı mı var? Bilmiyorum vallahi, bir baksın. Sıkıntı yok, ben buradayım. Tamam. Öylesine tehlikeli ve cani bir katilin bak başarılı ve kayıpsız bir şekilde ele geçirilmiş olması hepimiz için gurur veren bir başarı hikayesine dönüşecektir. Komiser onu çağırmadı.
Teşekkür ederim. Sen ne yapıyorsun? Dur. Burada yaşananlar doğru değil. Ya bana yardım et. Buradan çıkıp gidelim. Ya da karışma. Bundan sonraki adımlarda cerrah lakaplı bu cani katilin adalete hesap vermesi hususundaki görüşmelerimiz birçok farklı ülkenin güvenlik birimleriyle devam etmektedir. Birçok ülkeden teşkilatla bu cani teröristin sorgusunu ve cezasını birlikte yürüteceğiz. Herkesin içi rahat olsun. Şimdi bir alkış kopacak. Yeryüzünde hiç kimse yasaların ve yasaların getirdiği adaletin üzerinde değildir. Anladım ki her şeyin ölçüsü gerçekten insan. Sen ne kadar herkes için bir eylem yaparsan yap. İnsanlar bireysel düşünür. Toplum için adalet ve ahlak bireyin aleyhinedir. Bu sahne fragmanda mı vardı? Kimse senin tarafına geçmez. Oyun seçenekli. Adaleti ve ahlakı bir kişi için uyguluyorsan, işte o kişiyi satın almışsın demektir. Hayat seni bu noktaya götürebilir. O günden itibaren hep tercih yapmak zorunda kalırsın. Ruzi'muzi hoş geldin. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ve sen kaderinin dizginlerinin tekini kopartıp atmış olacaksın. Tak! Metin'i dinleyek ya. Engel mi olak? Engel olak, tamam hadi. Metin. Bakışlara falan baksana oğlum. Bana bir minnet borcun yok. Eğer şu an seninle gelirsem her şeyi yok saymış olurum. Bana bir yumruk at. Ne? Yalan söylediğini anlayacaklar. Benim burada ölmemi isteyen çok insan var. Dikkat çekemezsin, bana bir yumruk at. Aferin İbrahim, iyi iş çıkardın. Şimdi şu herifi sorgulamaya devam edin. Buna sabaha kadar uyku yok. Komiserim, beni emretmişsiniz. Ne diyorsun oğlum? Metin memurum öyle söyledi. Boşacaklar şimdi. Önüme gelin. Yapamam. Zorundasın. Metin yap şunu çabuk. Bak sana şu kadarını söyleyeyim. Eğer bunu baban da yapmış olsaydı onu da öldürürdü. Açın. Yardım edin çabuk. Sen bizden oyun mu oynuyorsun lan? Oyun mu oynuyorsun? Neresi? Gel. Lan şerefsiz biri. Bizden dalga mı geçiyorsun lan? Götürün bunu. Tamam, en azından toparladı. Hüseyin hoş geldin. Toparlandı şu an. Ben iyice odaklanıyorum oyuna. Hani durun. Şu an tam odaklanmalık vakit. Yanlış seçim yapsak patlarız ha. Hemen ölmeyeceksin. Gel hadi. Burada ölmene izin vermem. Sakin olması lazım bu karakterin. Sakin ilerleyecek. Burada ölümüme karar verecek hiç kimse yok. Sorgu odasına götürün bunu. Abi çok iyi. Tam rolün oyuncusu ya.
Çok rahat, çok profesyonel. Part 3. Persona non grata, istenmeyen kişi. Baba gitmeliyiz. O iyi. Birazdan uyanacak. Doktor öyle söyledi. Hayat ne kadar kaotik, öyle değil mi? O gün o kitapçıya gitmemiş olsaydım, onunla hiç tanışmayacaktım. Belki de bugün ölmüş olacaktı. Evet. Bu bizi tanrı mı yapar? Varoluşuna bir katkımız yok. Ama ölümüne olabilirdi. Bu durumda ya tanrı yok ya da biz. Aha, tüyü bırakıyor lan. O zaman bizim racon iptal. Dibidi Gonzalez, hoş geldin. Sorumu tekrar soruyorum. Sıkkıt Alfa. Tüm cinayetleri tek başınıza mı işlediniz? Yoksa bir ortağınız var mı? Ben de son kez cevap veriyorum. Sizinle konuşmayacağım. Sadece elini etmeyle konuşurum. Aha. Anlamıyor musun? Bu uluslararası bir dava. Seni teslim etmeden önce bizim sorgulamamız gerekiyor. Senin gibi bir caninin yaptıkları bütün emniyeti aşıyor. Arkadaşlar, chatte boş konular açmayın. Oyuna odaklanın ya. Ders mi vereyim, umursamayayım mı? Ders, bence bu karakter ders verir. Ders verir. Ders vermek lazım ya. Ders vermek lazım. Bu binada herkesin huyunu aşan şeyler var. Emin olun, en ufak sorununuz benim. Şimdi bana emniyet müdürünü getirin. Bana bak, bana korkma. Gözlerimin içine bak. Sorguyu izleyen tüm ülkeler onayladı. Top sende. Sorman gerekenler burada yazıyor. Hadi, hallet şu işi. İbrahim. Hadi. İbrahim uyumaz. Tuvalete gitmem gerek. Acele et. Şapkalıya ben de tilt oldum ya. Yapmaya çalıştığın şeyde haklıydın ama doğru değildi. Adam gelmedi ya. Başkası olsa ilk fırsatta kaçmaya çalışırdı. Bizim de şeyimiz bu kardeş, olayımız bu. Dediğim gibi, haklısın.
Ama doğru değil. Niye? Başka türlü kaçabileceğini mi sanıyorsun? CIA birkaç günü alır. Nereye alıyor CIA? Gelsin FBI, FBI, Mossad. Alayı gelsin. Umurumda değil ki. O zaten şu an olmak istediği yerde. Bu sabah kendi kendine teslim olan o. İnsanlara yakaladıklarını söylemişler. Biz yakaladık demişler. Korktuklarını görmüyor musun? Ondan korkuyorlar. Ama seri katil olduğu için değil. Onların bütün bildikleri şeylerden dolayı için. Aynen öyle. Arkadaki ne yapıyor orada? Yani öleceğini bile bile geldi diyorsun. Bilmem. Belki başka bir planı vardır. Var bir planı. Ulan ben bunun için polis olmadım ya. Bir bok çukurun içinde debelenip duruyoruz. Onu bunu bilmem. Birkaç aya haber olur cerrahi devam edecek diye. Bak görürsün. Ne anlatıyorsunuz hemşerim? Vallahi edebilirler. Ana! Ama artık herkes adaletin doğru işlemediğini anlayacak. Vay! Kral. Biz de kime savunacağımızı bilmiyoruz. Filmler ve filmler abi işte. Adını unuttum da. Oyunun sahibi. Onlar yaptı. Onun o ve ekibi. Aha. Sen de farkındasın değil mi? Bu sorular cevaba gitmeyecek. Başlama yine. Çağırdın geldim. Şimdi ben soracağım sen cevaplayacaksın. Çok garip değil mi? Asıl cevap vermesi gerekenlerin soru sorduğu bir odadayız. Tamam. Anladım o zaman. Şöyle yapalım. Ben bir soru sorayım sen cevap ver. Sonra sen bir soru sor ben cevap vereyim anlaştık mı? Oldu. Tüm cinayetleri tek başına mı işledin? Son 14 cinayeti evet. Diğerlerinde kim vardı? Sıra bende. Dinliyorum. Cemal kimdi ya? Cemal kimdi Cemal? Cemal'i unuttum. Ha içerideki memur mu? Hayır ya içerideki memur Cemal değildi ya. Babası mı? Babası. O zaman dur. Kendini nasıl hissediyorsun? İyi. Tamam. Sormayacak mısın? O Metin ya onun adı. Diğer cinayetleri kiminle işledin? Ben değil. Babam. Ben sadece kaldığı yerden devam ettim. Yani asıl aradığınız cerrah o. Hadi bakalım. Baban sence mesleğinde her zaman adaletli miydi? Cemal dediği babası, değil mi? Her zaman. Baban kim? Tanımak istemeyeceğim biri. Bana kim olduğunu söyle. Sıra bende. Bu bir cevap değil. Hayır arkadaşlar. Cemal İbrahim'in babası. Bizim katilin babası Deniz onu biliyorum. Babanın kim olduğunu söyle. Bu asla olmayacak. Oyunu bozuyorsun. O öldü. O yüzden kim olduğunun bir önemi yok. Bu dosya için çok önemli. Benimle ilgili soracak bir sorun varsa sorabilirsin. Bana babanın kimliğini söyle. Eğer bu bilgiler üzerinden benim kimliğime ulaşmaya çalışıyorsan yanılıyorsun. Neyi hedeflediğimi seni ilgilendirmez tamam mı? Sadece soruma cevap ver. Bence benim babamın kim olduğunu konuşmaktansa senin babanın şu an nerede olduğunu konuşmak isterim. Hı? Böyle bir şey yapmış olamaz. İşte bu komiser. İşine yarayacak bir soru. Sakin kalıp sorguya devam etmelisin. Anlamıyorsun değil mi? Adam resmen babamı kaçırmış. Tamam.
Biz bu konuyla alakalı araştırma yapıp ekipleri yönlendireceğiz. Babanın durumuyla alakalı da seni bilgilendireceğiz. Ona bugün birkaç kez ulaşmaya çalıştım ama ulaşamadım. Bu içerideki piç! Elimizde bunu kanıtlayacak veri var mı? Yok. O zaman gir içeri ve o kanıta ulaş. Bana bak. Bak. Seni yönlendirmesine izin veriyorsun. Evet, sadece bu arada iyi yönlendiriyor. Yönetiyor oğlum. Unutma. Harbi şöyle bizim için karşımda önemli. Öyle biri olsa konuşamam eğer mı orada? Gerçekten babanı kaçırdıysa onu ancak bu sayede bulabiliriz. Ne diyorsun? Demoralizsiz la. Boş yapmayın oğlum. Nerede o? Her şey... Nerede değil. Neden? Sizin sunmadığınız adaleti sunduğum kişileri öldürürken keyif almadım. Bunu isteyerek de yapmadım. Kendi çıkarım için de yapmadım. Ama baban kendi çıkarı için onlarca insanı öldürdü. Tıpkı senin gibi. Daha... O orada biz... isimleri dur. Orada şey yapalım. Orada okuduğumuz İbrahim bu İbrahim. Oradaki Celal de babası değil mi? Orası okey değil mi şu an? O okuduğumuz iki dosya ikisine ait. Orada okeyiz. Cemal mi, Celal mi? Tamam. Çok onlara gelmedik. İstersen acele edebilirim. Yani aslında baktığımız zaman İbrahim de yolsuzluk yapmış bir polis. Hatta yolsuzluk dışında çok daha tehlikeli şeyler yapmış, insan öldürtmüş falan bir polis İbrahim. İbrahim de öyle adaletin peşinde koşan bir adam değil. Burada okeyiz, bad cop. Ona göre oynayacağım. Son kez soruyorum. Nerede o? Beni tehdit etmeyi bırak. Beni öldüremeyeceğini ikimiz de biliyoruz. Yok. Sen ölmeyeceksin. Sonsuza kadar hapiste çürüyeceksin. Aynen, aynen. Ve biz bunun olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bak komiserim. Beni siz yakalamadınız. Ben kendim teslim oldum. Şimdi konuya dönecek olursak... Soruma cevap ver. Babam nerede? İkilem yarat. Yozlaşmış bir dünyada yaşıyoruz. Yönetelim abi. Kimisi zengin, kimisi senin gibi. Herkesin merak ettiği ve tanıştığı gün... Aslında hiç tanışmamış aynen öyle kafasını karıştıracağım hiç. Sen de merak ediyorsun. Ölüm. Birisi diyorum çünkü eğer bir trafik kazasında ölürsen ya senin ya da karşı tarafın suçudur. Bu da ölümü birisi yapar. Bak. Eğer bir çatışmada öldüysen seni karşı taraf öldürmüştür. Bu da ölümü birisi yapar. Eğer kalp krizinden öldüysen, kimilerine göre seni Azrail öldürmüştür ki bu da ölümü birisi yapar. Asıl sorun sizi bu noktaya getiren ve hakkınızı çalanlar. Eğer bu dünyada hakkınız olmayan bir şeyi elde edersiniz, başka birinin ölümünü hızlandırdığını biliyor muydunuz? Tabii benim şimdi ahlaki değerlerden yoksun bir caniyim. Etik ilkelerden bir haber bir barbar. Ve günlük yaşamında hiç zevk almayan sıradan bir katil olduğumu düşünebilirsin. Aslında herkesten daha yüksek etik değer ve ahlaki kriterlere sahip olduğumu söylesem. Şaşırır mıydın? Şu an baştaki konuşma. Sana bir soru. Silahı tutan kişiyle... Namlunun ucundaki kişiden hangisinin suçlu ya da hangisinin suçsuz olduğuna kim karar verir? Hı? Yasa mı? Ahlak mı? Yoksa ikisi birden mi? Siz ne diyorsunuz? Karşında X kişisinin işini ahlak yasa dışı ya. Olduğu için karşı duran bir Y kişisi var. Bu X kişisi kendince güçlü ve önemli biri. Tamam.
Ve senin yakın dostun senden yardım istiyor. Sen de gidip Y kişisiyle konuşuyorsun. Kendince onu uyarıyorsun. Ama Y kişisi de kendince onurlu biri. Tamam. Bir yandan bu iş kendi çıkarlarınıza da uymuyor ve sana da karşı geliyor. Ama sonra X kişisinin seni kayırdığını düşünüyorsun. Ve Y kişisini dostluk adı altında gözünü bile kırpmadan infaz ediyorsun. Y kişisi unutuldu. Bu sizin için iyi tabii. Ama şöyle bir sonuç var. X kişisi ve sen hiç yargılanmadınız. Hiç kimse bunun hesabını size sormadı. Hatta soramadı. Şimdi bu olayda hanginiz kötüsünüz? Buna cevap vermeyeceğim. Buna kim cevap verecek? Yasa mı? Ahlak mı? Babam nerede? Ne güzel la kamera açısı. Güç yozlaştırır. Mutlak güç mutlaka yozlaştırır. Ve en kötüsü ne biliyor musun? Sen bu X ve Y kişilerini de tanıyorsun. Müdahale edelim. Dünyaya rezil oluyoruz. Hayır. Bırak devam etsinler. Şöyle yapalım mı? Eğer basına yaptığım yolsuzlukları anlatırsam babanın yerini söylerim. Hadi bakalım. Yok, eğer anlatmazsan baban ölür. Üstelik bu kez onu ben değil. Sen öldürürsün. Sen öldürmüş olursun. Komiserim. Az dışarı gelir misiniz? Bu sorguya bu şekilde devam etmemiz mümkün değil. Yardım etmek zorundasınız. Yapıyoruz, merak etme. Adam alenen babanı kaçırdığını itiraf etti. Benden aslı olmayan şeyleri yapmamı istiyor. Aslı olmayan dediğin şeyleri bu sabah mailimizde bulduk İbrahim. Bari bize daha fazla yalan söyleme. Şu an uluslararası itibarımızı korumak için bu dosyayı gün yüzüne çıkarmıyoruz. Durum ne? Bütün birimler şu an Cemal Korkmaz'ı arıyor şefim. Şehirdeki tüm kameraların %30'unu aradık. Devam ediyoruz. Bir şey var mı? Henüz yok. İstanbul'daki bütün giriş çıkışları kapattık. Ne yapacağız peki? Ne yapmayacağını söyleyeyim. Açıklama yapmayacağız. İbrahim, benimle gel. Doğru mu? Ne? Komiser İbrahim anlattı. Tabii bana. Doğru. Doğru olduğunu biliyorsun. Bilmiyorum. Sen de bana inanıyorsun. Planın ne? Sensin. Sen burada bekle İbrahim. Müsaade et bize. Hadi bakalım. Nihayet karşılaştık. Benim kim olduğumu biliyorsun. Biliyorum. Hatta hakkımda gereğinden çok fazla şey biliyorsun. Neler neler biliyorum. Senin kim olduğunsa emin ol benim hiç umurumda. Öyle bir olur ki.
Sunduğun anlaşmayı öğrendim. Bu ülkemizin itibarı için kötü ama demokrasi adına iyi bir şey. Kabul ediyoruz. İbrahim o konuşmayı yapacak. Oho. Hem de hemen. Ama sen de üzerine düşeni yapacaksın. Cemal Korkmaz'ın yerini söyleyeceksin. Elbette. Kesin yalan söylüyor bu kadın ya. Dinliyorum. Önce açıklama, sonra adres. Açıklamadan sonra da vermiyormuş. Sana nasıl güveneceğiz? Ya söylemezsen? Zorundasın. Ben size nasıl güveneceğim? Hı? Ya yapmazsanız? Ama merak etmeyin. Zamanınız daralıyor. Bence acele edin. Bunun bir tuzak olmadığını nereden bileceğim? Bağlantı kuruldu. Bir aksaklık istemiyorum. O adresi bulmamız lazım. Bütün uluslararası güvenlik birimleri sorgunun niye devam etmediğini soruyor. İşimiz var. Kimseyi daha fazla bekletemeyiz. Bekleyecekler. Biliyorum. Biliyorum ama karar etkisi bende değil. Pek bir şey deneyebilirler belki. Yaklaşabilirsin. Öyle iyi. Değerli basın mensupları ve bizi izlemekte olan sevgili vatandaşlar. Şerefli ve onurlu bir görev olan polislik mesleğinde uzun yıllar hizmet etmiş bir babanın evladı olarak bu mesleği şerefimle yürütmeye çalıştım. Bugün bazı gerçekleri itiraf etmek adına karşınıza geçmiş bulunuyorum. Bugüne kadar birçok fail, birçok cinayetin, yolsuzluğun, rüşvetin sorumluluğunu maalesef üzerimde taşıyorum. Sahte değildir kendi ya. Kendi çıkarlarım doğrultusunda bu onurlu mesleği en kötü şekilde kullanarak hakkınızı, adaletinizi ayaklar altına aldım. Bugün bunu itiraf etmemin sebebi vicdan bahsedende son noktaya gelmiş olmamdan kaynaklıdır. İşlediğim tüm suçları, dosyalarını siz değerli basın mensuplarıyla ve yetkili şube ekipleriyle paylaşmış bulunmaktayım. Herkesten özür diliyor ve bu onurlu mesleği yapmış. DC'de yayın açmış. İhanetten ötürü. Fake de olabilir, dur bakalım. İstifa ediyorum. Fake olabilir ha. Kız iki hareket yapar anlarız. Evet gördüm. Biz üzerimize düşeni yaptık. Şimdi sıra sende. İnanma... Dur, kime inan? Dur. İnanma dememiz lazım değil mi? Kıza mı inanma? Hangi, kime inanacağız? Dur, karıştı. İnan ve kaç, inanma ve kal. Kadına yani değil mi? İkisi de kadın oğlum. Bakana inanma değil mi? Bu bakana inanıp inanmama sorusu. Bakana mı cevap veriyorum yoksa polise mi?
İnanıp kaçmak nasıl oluyor? Soruyu sorana, yani bakana inanmıyorum o zaman, doğru muyuz? İnanma diyorum yani. Kıza mı, bakana mı? Kaydettim, tamam Jenny, durun. Arkadaşlar, durun bir. Şimdi şunu söylüyorum. Kadın, bakan falan geç. Şu an biz normalde yalan olduğunu anladık. Kadın, kız bize söyledi yalan olduğunu. O zaman inanma mı diyeceğiz? Bana şunu söyleyin sadece. İnanma mı demeliyiz? İnanma mı diyoruz? Tamam. Adresi ver diyeceğim, Cemal Korkmaz burada. Hadi gidelim. Doğru olanı yaptın, merak ediyorsan söyleyeyim. Seninle işimiz artık bitti. Yarın Amerika'ya sevk ediliyorsun. Ama emin ol, onlar bu kadar nazik davranmayacaklar. Neyse, yapacak bir şey yok. Neden? Neden onlara adresi verdin? İnsanlardan adaletsizliği ve yalanı 5 saniyede unutanı da var. Asla unutmayanı da. Seni anlamıyorum. Ben asla unutmayan taraftayım. Yanlış cevap verdik ya. Anlayamadık siz, ya. Siz arkadan, siz benimle gelin. Fake'tir inşallah. Dur bakayım. Geri saramıyoruz Zuni. Kaydetmiş cevap verince. Burası. Belki de doğru seçtik. Galiba geldiler. Bir şey oldu galiba. Ne yaptın? Doğru cevap verdik. İkinci model mizaca sahipsin. Olumlu potansiyeller, başarı ve kariyer odaklı, yarışmacı hedefine kilitlenen, olumsuz duyguları kendine engel yapmayan, motivatör, popüler, diplomatik, pratik, adaptif, azimli, çalışkan, üretken. Olumsuzluğa açık, riskli özellikler, hırslı, statü peşinde koşan, çıkarcı, kurnaz. Ben! Bitti mi oyun? Aşim dinamik sert. Kurnaz bir adam mıyım lan ben? Bitti mi? Vallahi güzel oyunmuş. Ellerine sağlık. Vay çıkarcı vay. Güzel oyunmuş, beğendim.